kanka. Tips. Tips. Kazandırmaya. Kazandırmaya. Devam ediyor. Devam ediyor. Takibe devam. Takibe devam. Bir Sivas uğruna dönüyorum ben yarimin yoluna. Yaralı bak bu gönlüm yaralı. Agalarım, herkese selamlar. Videomuzun girişi nasıl olmuş? Öncelikle yorumlarınızı bekliyoruz. Hemen ben bir açıklama yapayım. Bu sosyal medyada Karabük Üniversitesi'nin muhabbeti oldu. Mutlaka biliyorsunuzdur. Onun muhabbetine bir tane yakın arkadaşım bana böyle bir sürpriz yapmış. Dedi ki videoların girişlerinde kullanırsın. Ben de onun için videoların girişinde artık böyle Kangal Tips olaraktan da güzel ve değişik bir giriş oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz açıkçası. Değişiklik olsun diyelim. Şimdi agalarım, herkese selamlar. 1 Nisan 2024 Pazartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 5 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Direkt isterseniz başlayalım. Öncelikle Nisan ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Bunu burada bir kere daha söylerim sana videoda. Şöyle söyleyeyim. Nisan ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Eğer sizler de gruplarımıza gelmek istiyorsanız Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Mart ayı gruplarımız kapandı. Maskor yarışmamız var. Devam edelim. Maskor yarışmamızda Villarreal ile Atletico Madrid'in mücadelesi var. Maskor ne olur diyerekten de sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Bayern Münih Maskor'u bilen yok. 2-0 Dortmund kazandı. Orada da deplasman 1 yarı kazanır. 2-53 gibi orandan önerdim. Güzel kazandık. 10'da 8 olarak bitti. Cumartesi kazananlara tebrikler. Geçtim onu da. Her türlü soru, görüş, öneri için benimle gruplara gelmek isteyenler varsa da benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey. Mesaj attığınız zaman sizlere mutlaka dönüş yapıyorum zaten. Buradan benimle her türlü iletişime geçebilirsiniz diyerek devam edelim. Mislerimiz vardı. Benim cumartesi günü en güvendiğim misli Aston Villa'nın galibiyetiydi. Hatta Yusuf'a dedim ki handikaplı galibiyette 2 orandan gelebilir diyerekten zaten grupla da önerdim. Ve yüksek misli mücadelemde 3000 misli olarak önerdim. Zaten doğrudan 1500 lira buradan net kar elde ettik. Tebrikler, güzel oldu bu. Yüksek misli Avrupa'da yapıyorum tabii ki. Gladbach maçına 1.500, Manu maçına 1.500 ki 90'da 2 tane gol geldi. Birazdan bahsedeceğim. Bayern Münih maçında ilk yarı 0.500, 1.60 oranı vardı. 1500 misli onu önerdik. Bu şekilde tamamladık yüksek mislerimizde. Bir tane Frankfurt mislimiz yattı. Ama mislide şöyle de bir olay var. Yüksek misli canlı da yapabiliyorum ben. Mesela Newcastle maçını izliyorduk. Ev sahibi 1.5 üstüne 700 TL attık. Leverkusen maçını izliyorduk. Dakika 70'ten sonra Leverkusen'e oran anca geldi. 700 misli ona attık. Bu şekilde yüksek misli bir kasa yönetimi yapıldığı için her türlü önerisini yapıyoruz. Hatta kasa gelsin, kasanın durumu gelsin. Misli'nin kasasına baktığımız zaman da Ocak ayında 11.400 net kar, Şubat ayında 10.800 net kar, Mart ayında da 8.600 lira net karla kapattık. Misli'nin kasası tutuluyor. Sizlere vermiş olduğum YouTube kombini vardı. YouTube kombine baktığımız zaman da Aston Villa'nın galibiyeti ve Brentford mücadelesinin KG varıydı cumartesi için. Beğeni gönderen herkese çok teşekkürler. Kazanç bereketli olsun dostlarım. İdeal kombinemiz kazanmıştır. Brentford mücadelesi 90'dan sonra 2 gol geldi. Öyle içeri aldık. Fakat içeri almasını bildik ve çok efsane bir mücadeleydi. Hatta yani ben Agaral'la izliyordum. Şampiyonlar Ligi finali gibi bir tat verdi. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Tebrikler. Canlı olarak gruplarımıza zaten devam ediyoruz. Oradan da katılabilirsiniz sizler de. Canlı olaraktan da gruplarımıza canlı izlediğimiz maçları öneriyoruz. Herkes açık Telegram grubunun açıklama yorumlar kısmında mevcut. Oraya da katılaraktan sizler de destek olabilirsiniz. Diyerekten de başlayalım. Gecenin ikisinde çekiyorum bunu. Cumartesi gecesi saat 2. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Enerjimiz tavan. Saat 1'den beri maç izliyorum. Başlayalım. Beğeni ve yorumlara gelse ilk mücadelemiz Bologna ile Salernitana karşılaşması. Erken seans bir mücadele. Saat 1.30 karşılaşması İtalya'da. Burada Bologna'da Zirke'yi biliyorsunuzdur mutlaka. Son dönemde hatta ya Bayern Münih'in oyuncusuydu. Sanırım bonservisiyle birlikte Bologna aldı. Yani Bayern Münih oradan bir zarar etti. Üzülmüştür. Çünkü Zirke Hollandalı ve iyi bir forvet. Fiziği de iyi gerçekten. 1.93 boyunda 84 kilo olması lazım. İyi bir forvet. İyi bir parayı satacaklar açıkçası. Bologna tarafında ilk 4 muhabbetini biliyorsunuzdur zaten. 4. sırada Bologna, arkada Roma, Atalanta, Lazio, Napoli hepsini geride bıraktı. Bologna burada kolay rakibi bulmuşken galibiyeti alacaktır. Bu galibiyet gelirken de 4.5 altında bir galibiyet bekliyorum. Benim burada maç skorumu soracak olanlar varsa 2-0'lık doğrudan Bologna galibiyeti. Hatta oranı biraz da arttırmak isteyenler varsa 3.5 altında da bir Bologna galibiyeti gelebilir burada.
Ya ben size şunu söyleyeyim. Pazartesi videosunu çekmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Aa, bu şerefsiz Leicester City. Leicester'ın son mücadelesiyle ben yüksek misli yapmıştım. Bristol City mücadelesi vardı. Orada Jimmy Vardy 3 tane bir pozisyon kaçırdı. 3'ü de çok net. Özellikle bir tanesini ben bunların videolarını alıp ekran görüntüsünü alıp gruptaki arkadaşlara da attım. Onların da görmesini istiyordum. Öyle pozisyonlar kaçırdı ki anlatamam aga. Leicester City burada galip gelecektir bence. Galibiyetine doğrudan öneriyorum. Matsunu bir doğrudan idealden değerlendirin. Norwich'te oynayacaklar. Norwich'te son mücadelesini yüksek misli yaptım aynı şekilde. Mücadele 2'den 1 oldu. Öyle kazandı. Ben Leicester'ın burada özellikle ekstra bir performans bekliyorum. Geçelim. Yüksek oranda neler yapabiliriz diye baktığım zaman aga, mücadelenin ben 2-1 ayarında bitmesini bekliyorum. Matsunu 1 ve KG var yaparsanız da yüksek orandan 2.32-2.52 bandının oranlarını değerlendirebilirsiniz. Bu da benim bu mücadele yüksek oranlı tercihim. Hatta 1-0 olur, 2-0 olur, mücadele 2-1 olur biter diyerekten de öngörüyorum diyeyim. Inter ile Empoli mücadelesi. Yani Inter'de Şampiyonlar Ligi'nden elendi bildiğiniz üzere. Atletico Madrid'de penaltılarda biraz böyle orada zayıf mı gördü diyelim. Yani girmiş olduğu pozisyonları değerlendiremezse İspanyol şeyini saplarlar geçerler. Inter'in ben burada Empoli'ye karşı kendi evinde doğrudan galip gelmesini. Ama Inter'e hiçbir şekilde oran alamazsınız şu an. Burada alabileceğiniz tek oran ilk yarıdan Inter galibiyetidir. Ya maçın beklentisi 2-0-3-0 ayarında Inter galibiyeti. İlk yarıdan da bir Inter galibiyeti neden olmasın, idealden alınabilecek tek tercih bu. Maç skoru yarışmamıza gelelim. Villarreal ile Atletico Madrid karşılaşması. Bu maçın da çok tempolu olmasını bekliyorum. Özellikle son dönemde ritim attıran bir Villarreal var ve iyi değerlendirdik Villarreal'e. Eski videoları biliyorsunuz. Her hafta aldım maçlarını. Tekrardan alıyorum. Atletico Madrid de tempolu bir oyun oynuyor. Bu tempolu oyun her iki takımın da gireceği pozisyonları bence yüksek seviyeye taşıyor. Mücadelede bence idealden karşılıklı gelecek goller bir değerlendirebilir. Bu mücadelenin ideal tercihidir. Ama şunu söyleyeyim, mücadelenin 2-2'si de var yani. 1-1'e değil de daha gollü geçme ihtimali yüksek 2-2 skor beklentisi de var zaten. Ben KG varı idealden aldım. Ama biraz daha oranı yükseltelim derseniz var ve 2.5 üst yaparaktan da oranı 1.50-1.60 bandına kadar da çıkartabilirsiniz. Leicester United ile Hull City mücadelesi. Leicester United'da son Watford mücadelesi vardı. O maça özellikle almadım. Patlamasını bekliyordum ki patladı da zaten. 2-2 bitti. Ama gol yönünden kazandırmıştır mutlaka. Burada Hull City ile oynayacaklar. Hull City son 2 mücadelesini kaybetti. Ya burada çok çetin bir şey, zirve yarışı var. Ben burada Leicester United'ın galip gelmesini bekliyorum. Galip gelirken de 4.5 altında bekliyorum fakat. 4.5 altında bir oranın 1.55 bandı oranı var. Bence Leicester United galip gelecektir. Galip gelirken de 4.5 altında kalacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirecektir. Bol şanslar. Baylar, pazartesi için 5 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. İdeal kombine yapmadım. Artık gruplarda cumartesi kombine önerdik geldi. Pazar önerdik. Gelecek mi bakacağız. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Gruplarımızda herkesi bekleriz. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.